Türkiye geliştirdiği yeni sistemle, geleneksel silahlardan farklı olarak, elektronik sinyaller kullanarak düşman füzelerini ışık hızında düşürecek. Mevcut karşı önlem sistemleriyle bu silah kıyaslandığında artık füzeleri çok daha uzak mesafelerden etkisiz hale getirebileceğiz. Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Güvenlik analisti Dr. Eray Güçlüer'den heyecan verici bir açıklama geldi. Türkiye'nin geliştirdiği yeni sistemle, geleneksel silahlardan farklı olarak, elektronik sinyaller kullanarak düşman füzelerini ve diğer elektronik sistemleri etkisiz hale getirebilecek. Yeni ETS sistemi Nazar, düşman füzelerini 6 kilometre mesafeden algılayabiliyor ve elektronik sinyaller göndererek onları devre dışı bırakabiliyor. Bu sayede, özellikle gemiler füze saldırılarına karşı korunabiliyor. Düşman gemilerinden gelen füze saldırılarını engellemek, hava savunma füzelerine karşı korunmak, düşman tarafından kullanılan elektro-optik sistemleri kör etmek için gayet etkili bir sistem. Nazar Elektronik Taarruz Sistemi, Türk savunma sanayinin en önemli gelişmelerinden biridir. Bu sistemin kullanımıyla birlikte, Türkiye'nin hava ve deniz savunma kabiliyeti önemli ölçüde artacaktır, dedi. Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara, elektro-optik ve kızılötesi arayıcı başlıklara sahip 3. ve 4. nesil füzelerin, son zamanlarda özellikle askeri üsler ve stratejik sivil hedefler için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığını belirtti. Füze sistemlerindeki ilerlemelerle birlikte, dünya genelinde bu tür füzelerle mücadele etmek için ciddi çalışmaların yapıldığını vurgulayan Cankara, Türkiye'de yürütülen önlemlerden en önemlisinin Nazar projesi olduğunu söyledi. Cankara, 2016'da Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan sözleşmeyle başlanan Nazar projesine, Meteksan Savunma olarak katıldıklarını ve projenin aşamalı olarak devam ettiğini belirtti. Nazar projesinin amacının, askeri üsler, tesisler ve deniz kuvvetlerinin önemli platformlarını elektro-optik ve kızılötesi arayıcı başlıklı füzelerden korumak olduğunu vurgulayan Cankara, şunları söyledi. Bunu gerçekleştirirken, diğer konvansiyonel sistemlerden farklı olarak lazer teknolojilerini kullanıyoruz. Lazer teknolojileri, elektronik karşı önlemler için kullanılabilen nadir teknolojiler arasında yer alıyor ve bu teknolojiyi başarıyla kullanan ülkelerin sayısı oldukça az. Nazar projesi ile kazandığımız yetenek, ülke savunması açısından önemli bir değer oluştururken, önümüzdeki 10 yıl içinde ortaya çıkacak ürünler, dünya pazarında önemli bir ihracat potansiyeline sahip olacak. Özgür Cankara, Nazar sisteminin çalışma prensibine ilişkin detayları paylaşarak şu açıklamalarda bulundu. Şimdi bir füze sistemi düşünelim ve bu füze, platformumuza doğru bir tehdit olarak ilerliyor. Nazar, ilk olarak doğru dalga boyundaki bir lazer kaynağıyla bu füzeyi hedef alır ve aydınlatır. Bu aydınlatma sürecinde füzenin arayıcı başlığında, kedi gözü parlaması olarak adlandırdığımız bir yansıma meydana gelir. Bu yansıma, çıplak gözle görülemeyebilir ancak Nazar sisteminin kameraları bu parlamayı tespit eder ve izlemeye başlar. Füzeyi izlerken, uygun bir şekilde modüle edilmiş lazer ışınını arayıcı başlığa doğru yönlendirir. Bu esnada arayıcı başlık körleşir, hedefini kaybeder ve füze artık asıl hedefine değil, başka bir yere doğru yönlendirilir. Böylece, platform için oluşturduğu tehdit ortadan kalkmış olur. Cankara, Nazar'ın güvenlik güçlerine sağlayacağı faydalara da değinerek, mevcut karşı önlem sistemleriyle kıyaslandığında Nazar'ın bu füzeleri çok daha uzak mesafelerden etkisiz hale getirebileceğini belirtti. Ayrıca, Nazar sistemi lazer teknolojilerini kullandığı için, bu tür füzelerin bu teknolojiye karşı çok az direnç gösterdiğini vurgulamak önemlidir. Bu nedenle, Nazar'ın etkisi oldukça büyük olacaktır. Hem savaş hem de barış zamanlarında kullanılabilecek bir sistemdir çünkü, sadece lazer ışığı kullanır ve oldukça maliyet etkindir. Cankara, Nazar Kara Sistemi'nin birinci aşamasının tamamlandığını duyurarak, bundan sonraki sürece ilişkin ayrıntıları paylaştı. Sistem, bir hareketli platform üzerine yerleştirildi ve ihtiyaç duyulan mevzilere kolayca taşınabiliyor, kendi başına çalışabiliyor. İkinci aşamada deniz versiyonu var, o da Nazar Deniz olarak adlandırılıyor. Deniz kuvvetlerimizin kritik platformlarını korumak üzere askeri gemilere konuşlandırılacak.
Kabul testleri halen devam ediyor ve önümüzdeki aylarda tamamlanmasını bekliyoruz. Bu yıl sonunda sistemin envantere girmesini ve ilk kullanıcının Deniz Kuvvetleri olmasını planlıyoruz. Deniz Kuvvetleri, sistemi belirleyecekleri bir askeri üsse yerleştirecek ve o üssün korunması için nazar sistemi görevine başlayacak. Cankara, nazarın farklı platformlarda kullanımına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirtti ve daha küçük platformlarda kullanılabilmesi için sistemi küçültme planlarının olduğunu açıkladı. Bu çalışma için planlarımız sene sonuna doğru başlayacak ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülecek bir proje olacak dedi. Nazar kara sisteminin, kızılötesi ve elektro-optik arayıcı başlıklı sistemlere karşı görev yapabilme yeteneğine vurgu yapan Cankara, tehditlerin büyük bir kısmını yönetebilecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Belki de sadece iki dalga boyunu kullanarak %80'lik bir etki sağlayabiliriz. Bu nedenle, sistemi küçültme çalışmalarımız önem taşıyor. Sistemin menzili hakkında da bilgi veren Cankara, şu anda sahip olduğumuz sistemlerden iki kat daha uzak mesafelerden füzeleri etkisiz hale getirebileceğimizi söyleyebilirim. Bu, değerli platformlar için mevcut koruma sistemlerinden daha üstün bir koruma sağlayacak şeklinde bilgi verdi. Türkiye geliştirdiği yeni sistemle, geleneksel silahlardan farklı olarak, elektronik sinyaller kullanarak düşman füzelerini ışık hızında düşürecek. Mevcut karşı önlem sistemleriyle bu silah kıyaslandığında, artık füzeleri çok daha uzak mesafelerden etkisiz hale getirebileceğiz.